Murat. Efendim anne. Ay, akşam arkadaşları yemeğe çağırdım da sen de bize katılır mısın diyecektim. Yok afiyet olsun, ben biraz çalışacağım. Israr etmiyorum çünkü Nusret de gelecek. İsabet merhaba olmuş. Merhaba. İyi görünmüyorsun. Seninle kulübe gidip kafaları çekelim mi? İkimizin de ihtiyacı var galiba. İkimizin de? Haklısın, benim ihtiyacım yok. Ben zaten kulüpten çıkmıyorum. Bir orada yatmadığın kaldı. Ne yapayım? Bu aralar senin kadar yoğun değilim. Kız nasıl? Müthiş bir yetenek değil mi? Adeta kalite bir ses. Bahsi kaybettim galiba. Gülme. Ya gülmüyorum, gülmüyorum. Niye güleyim? Düşünüyorum da İtalya sahillerinde arabamla giderken senin şu besteyi dinliyorum. Yan koltuktaki CD'nin kapağına bir bakıyorum. Levent Yıldırım Production. Yoksa bahsi kazandın mı ne? Arabam bende kalmış. Besten benim olmuş. Vahşi kız da tıpış tıpış mahallesine dönmüş. Gülme. Bizim mahalle aşağıki mahalle. Müjdem var müjdem. Hasret babaannemden para bulmuş. Babam için avukat tutmuş sağlam. Ekme babaanneye bak. Helal be. Bak o babaanne. Battal gazi gibi yetişti Allah'ıma. Helal olsun. Vallahi billahi. Helal olsun. Hey kovaliler. Aşağı mahallenin şen bülbülleri. Akşama tefelikte mangal pirzola var be. Bu işi başımıza partiymiş. Ya adamı dışarı çıkaramıyoruz, milleti içeri getirdim. Ne yapayım? Sabaha kadar bitmez bu iş. Buyurun. Aa, Ethem Bey siz misiniz? Buyurun Ethem Beyciğim. Ben de sizi çok özledim. Ama ne yapalım işte, Nesrin Hanım'ın yemek daveti falan. Uğraşıyoruz. Hı. Nusret Bey de gelecekmiş. Hı. Evet. Levent Bey de parti veriyor bu akşam. Hı hı. Bugün biraz karışığız yani. Hı. Hadi görüşürüz. O ses var ya. Çıkardım. Çıkardım işte. Sesi çıkardım diyorum. Yardım edeyim bari. Aman yok, dokunma bir şeye, kırarsın yine. Ekmek keseyim bari. Ha bak o olur, orada ekmekler. Dur, 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 dur. Ne o, küs müsünüz? Vallahi ben bir şey yapmadım. Babasının davası ne zaman? Yarın. O zaman yarın veda vakti. Bu kedi atlar gider, bir daha da geri gelmez. Benden söylemesi. Yine nefis bir masa hazırlamışsın Nesrin. Ama yine de bir şey eksik. Onu da büyük müzik lihamızdan rica etsek bizi kırmaz herhalde. Aa, haklısın Nusret'cim. Nakiye, Murat'tan bir iki CD rica eder misin? Murat Bey'den bir CD iste. Murat Bey'den CD iste. Hadi. Bu şampanyanın fiyatı nedir bebeğim? 1500 lira Berna Hanım. Çok özel bir markadır. 1500 lira. İster misiniz? Ethem Bey nasılsınız? İyiyim, siz? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Murat Bey nasıllar? Murat, ne yapsın? Çok çalışıyor her zaman. Bu Turalı ailesine mahsus özel bir durum. Gerçekten çok çalışıyorlar ve bu yüzden çok başarılılar. Yapmayın canım. Evet evet öyle. Bir hayranım göndermişti de aynısından, merak ettim. Teşekkürler. Adresi söylememe gerek var mı? Aman efendim, adresiniz zihnime kazılı.
Merhaba. Merhaba. Siz Murat Tural'ın babasısınız sanırım. Evet, siz... Berin, Berin Derin. Ha, onu bilmeyen mi var? Sizi herkes tanıyor. Ayrıca şarkılarınıza ben de hayranım. Ne güzel, teveccühünüz. Murat Bey bu aralar çok yoğun sanırım. Evet, çok çalışıyor. Ama arkadaşları bazen eğlendiriyor onu. Bugün arkadaşı Levent parti verecek. Evet. Levent bana da söylemişti. Levent menajerim olur. Ha öyle mi? Demek bizim ahaliden iki kişiyi tanıyorsunuz. Bir de siz. Ette üç. Ben Ethem. Memnun oldum Ethem Bey. Sadece Ethem. Peki. Görüşürüz. Avrupa'nın sound'u Amerika'ya çok yaklaştı değil mi Murat'cığım? Artık Avrupa'nın rengi kayboluyor. Popüler müzik her şeyi yutuyor. Ama umudu yitirmemek lazım. Çok doğru. Umudu yitirmemek lazım. Bir şey diyor galiba. Soda getirmesini de söyler misin Murat'cığım? Ne var, ne oldu? Annen CD istiyor. Ne oldu, ne bekliyorsun? Soda da getireyim mi? Ne sodası? Yanındaki kız istedi ya, maden sodası. Duymadın galiba. Yok ya, boş ver. O sodasız idare eder. İşte şimdi her şey tam anlamıyla mükemmel oldu. Ne hoş bir bilezik. Aile yadigar. O bileziğin hikayesini biliyorum ben. Hazine avcılarına dair bir hikaye olmalı. O küçük bir servet. Benim için manevi değeri daha büyük tabii. Bitti değil mi? Ethem Bey bu şarabı özellikle sizin için yollatmış. Muhakkak içsin. İyi, çok iyi, çok iyi. Nusret, bir şey mi oldu? Kız, davran artık kız. Evde kalacaksın bu gidişle. Beyaz atlı prensini bekliyor. Allah nasip ederse saray lokantasında yapacağız düğünü. Kız, bizim şoparlı adın olsun be. Bırak şimdi prensi bineyesi. Baksana Hasret sırada bekler. Hasret kırklar elindeki babaannesine gitmiş, almış parayı tak tutmuş avukatı. Hani Buran'la anası hiç geçinemiyordu. Kız, acıkayım da aranızda oturayım ben de. Buran abimi Godes'ten kurtaracak nefesli avukatın şerefine. Çal abi! Hanım göbeğinden paketledim. Tadına biraz daha fazla varabileceğim demek. Mükemmel. Çok teşekkür ederim. Ben de seni ağırlamak isterim. Yalnız bir defa baş başa. Gelirsen çok mutlu olurum. İyi geceler Nusret. İyi geceler Nesrin. Hadi sen yat artık. Geç oldu. Bir şey kırıp dökmediğin için de sağ ol. Yukarıda eğlence var. Nasıl yatacağım ki bu seste? Biter şimdi. Saydım. Levent'le Murat hariç 15 kişi. Hemen hemen hepsi de kız. Aynı sayıda kız dışarı çıkmayabilir. Neden? Kızlardan bazıları burada kalabilir demek. Ne bekliyordun ki?
Murat genç, yakışıklı, başarılı. Bütün kızlar etrafında pervane. Olacak tabii. İyi akşamlar efendim. Alo. 9, 10, 11. Yok 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 Berin'cim. Tatlım, soğuk algınlığı. Televizyon karşısı durumları. Tamam, tamam. Ararım ben seni. Size mi gidiyoruz, bana mı? Reyhan'cığım, arkada kalma. Hadi gel. Biraz fazla içtim galiba. Kendimi hemen yatağa atmak istiyorum. Kal derdim ama yarına çok işim var Didemciğim. O zaman beni eve bırakır mısın? Peki, olur. Bırakırım. Bu gece pek yalnız kalmak istemiyorum galiba. Eve gidip hemen uyursun. Yalnızlık falan da kalmaz. Bilmiyorum. Belki yoldan açılırım. Belli mi olur? Bence sen anca iki gün sonra falan kendine gelirsin. Bu gece de kendime gelebilirim. Ben de kahve içersek. Benim canım bu gece pek kahve içmek istemiyor. Hadi bakalım. Dikkat et. Dikkatli ol. Tamam, tut beni. Tamam, yavaş. Koray, gelsene hanımefendi. Tabii efendim. Buyurun hanımefendi. Yarın biz de geleceğiz sizinle. İnşallah hakim salar Burhan abi. İnşallah. 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 Sabah görüşürüz. Güzel sabah. Evde hasret yok, içeri girmez. Ablasına hayrandır. Geçiremezler pek ama gene de hayrandır dangalos. Kör sopar seni. Gülnaz ablasının yanına gelmez, gider hasretin yanına. Lan onun bildiği bir tek salınıp sallanmak, onu da mahallede her karı yapıyor zaten be. Ben salınıp sallanmayı bilmiyor muyum? Tabii biliyorsun Gülnaz'ım ama senin gibi yemek yapan, iş işleyen, mahalledeki her gacının mintanını iken başka şıdar bir gacı var mı ya? Ha? Bir bize dikmedin şöyle güzel bir gömlek ha. Bal çiçek aldı ya gömlek. Ya o naylon mu, adamı ter basıyor ya. Cihan, ha? Sana da bir dikeyim bir gömlek, ister misin? İsterim Allah'ıma kitabım ya. Ne yapıyorsun sen bu saatte? Niye ayaktasın? Sabah babamın mahkemesine gideceğim. Haber vereyim. Tamam, git. Nakiye Hanım yok mu? Nesrin Hanım'ın günlük çeklerini getirdim de. Ben veririm. İyi günler. İyi günler. Saat kaç oldu? Nerede bu müzisyenler? Aradım hocam. Biraz gecikeceklermiş. Trafiğe takılmışlar. Erken çıksınlar. Bilmiyorlar mı İstanbul'u? Murat Bey, solist aralarında çalınacak müzikleri istediğiniz gibi çıkarttık. Dinlemek ister misiniz? Tam olduğunuzda dinlerim. Nerede bu bilezik? Ay. Ay deli olacağım. Nerede bu bilezik?
nereden çıktı? Ay, 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 ay takıldı. Ay, çok güzel. Pırlanta mı bu? İlahi, pırlanta o renk mi olur? Nesrin Hanım, Saim Hanım geldiler. Hoş geldiniz Saim Hanım. Nakiye sizinle ilgilensin, ben bir telefon edip hemen geliyorum. Tabii Nesrin Hanım. Da telefon nerede? Ha şimdi de telefon yok, çıldıracak. İlan olsun şu avukata be, nasıl bir fişek çıktı, kurtardı beni bu delikten. Evet Burhan abim be, mahalle yokluğunun hem kemansız hem babasız kaldı be. Salın abim! Efendim anne. Murat, Hasret nerede? Bütün eşyasını toplayıp gitmiş. Bileziğim de yok.